Arkadaşlar, herkese merhaba. Gördüğünüz gibi iki tane Bengal ispinozum var. Sizlere de bugün bu kuşlar hakkında bilgiler vereceğim. Bengal ispinozları vahşi doğada olmayan mutasyon bir kuş türüdür arkadaşlar. Asya bölgesindeki farklı kuş türlerinin çiftleştirilerek bu kuşların üretildiği düşünülmektedir. Ortalama yaşam süreleri 5-6 yıl kadar olan bu kuşların üretimleri de çok kolaydır. Yavrularına çok iyi bakarlar. O yüzden üreticiler tarafından da bakıcı kuşlar olarak kullanılmaktadır. Örneğin arkadaşlar, Golden Finch gibi yavrularına çok fazla bakmayan değerli kuş türleri var. İşte üreticiler Golden Finch gibi kuşların yumurtalarını bunların yuvalarına koyarak Bengal ispinozlarının onları da üretiyorlar. Bengal ispinozları da o yumurtalara da kendi yavruları gibi bakıyorlar ve büyütüyorlar. Bu sayede o değerli kuşların da üretilmesi sağlanıyor Bengal ispinozları sayesinde. Kanaryalarda olduğu gibi erkek olanlar ötüyor sadece, dişi olanlar ötmüyor. Renk olarak da arkadaşlar genelde siyah, kahverengi, beyaz tonlarında oluyorlar. Bu renklerin karışımlarından oluşuyorlar. Bir de vücutlarında desenler olanlar da var. Benim kuşlarımda desen yok. Sadece siyah ve beyaz renklerinden oluşuyor. Darı çeşitlerini çok seviyorlar. Yulaf yemeyi çok seviyorlar. Aynı zamanda bu kuşlarınıza yumurta maması ve çeşitli yeşillikleri de verebilirsiniz. O tarz şeyleri de çok seviyorlar. Gelişimleri açısından da çok destekleyici. Üretimleri konusuna gelecek olursak, Bengal ispinozlarınızı üretmek için Hint bülbüllerinde kullanmış olduğumuz hasır yuvalıklardan takabilirsiniz onların kafesine de. Ya da muhabbet kuşu yuvalığı da takabilirsiniz. Bir de kafese yuva kılı koymanız gerekiyor bu şekilde. Bunlar da pet shop'ta satılıyor yine. Ortalama 4 ve 7 tane yumurta yapıyorlar. Yumurta sayısı kuşların yaşına ve sağlık durumuna göre değişiyor arkadaşlar. 18 gün sonra da 16-18 gün aralığında da yumurtalar çıkmaya başlıyor. Yavrularını da yine çok güzel şekilde büyütüyor bu kuşlar. Cinsiyet ayrımını fiziksel olarak yapmak çok kolay değil. Ben de fiziksel olarak cinsiyet ayrımını bilmiyorum. Ancak sadece erkekler öttüğü için kuşlarınızı bir süre gözlemleyerek ötenin erkek olduğunu, ötmeyenin ise dişi olduğunu öğrenebilirsiniz. Kafesleri bu kuşlar için bir çift Bengal ispinozu için standart 35 santimlik kafesleri kullanabilirsiniz. İçerisinde yemin suyun yanı sıra kalamar kemiği, kuş kumu gibi malzemeler de olsun. Ahşap tünekler olursa daha iyi olacaktır. Çünkü plastik tünekler mantar gibi çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Üretmek isterseniz de kafesin içerisinde bu şekilde hasır yuvalık ve yuva kılı olması da gerekiyor. Kalamar kemiği üretim açısından da çok önemli. Çünkü yumurta kabuğunun oluşumunda kalamar kemiği yiyorlar. Onun içerisindeki kalsiyum ve kumlar sayesinde de yumurtalarının kabuğu oluşuyor arkadaşlar. Eğer kalamar kemiğiniz yoksa evdeki yumurtanın, haşlanmış yumurtanın kabuğunu da verebilirsiniz. Yumurta mamasını verirken içerisine yumurta kabuğunu da mutlaka koyun. Kuşların kalsiyum ihtiyacı açısından çok önemli. D vitamin ihtiyacını da karşılıyor aynı zamanda. Yumurta mamasının yapımını da yine benim videolarımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere kuşlarımı yakından da göstereyim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bengal ispinozları da Hint bülbülleri gibi çok şirin kuşlar. Genelde renkleri siyah, beyaz, kahverengi tonlarında oluyor. Bunun kuyruğu yok çünkü aldığım yerde toplu yaşadıkları için yuva yapmak için birbirlerinin kuyruklarını yolmuşlar. Fiyat olarak da yaklaşık 15-20 lira civarında satılıyor tanesi. Çift olarak alırsanız da 30-40 liraya alabilirsiniz. Özellikle de üretimleri çok kolay olduğu için en çok tercih edilen ispinoz türlerinden bir tanesi. Sesleri de çok fazla çıkmıyor. Sesten dolayı rahatsız olan arkadaşlar için de tavsiye edebileceğim, Hint bülbülünden sonra tavsiye edebileceğim kuş türlerinden bir tanesi. Bugün arkadaşlar sizlere Bengal ispinozları hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.